Koalisyon güçlerine açılan İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik devam ediyor. Üsse dün inen ABD'ye ait 8 uçak ve 300 mürettebattan sonra bugün de ABD'ye ait 4 kargo uçağı indi. Kalan 20 uçak da önümüzdeki günlerde üste olacak. Duruma dair Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak'tan dikkat çeken uyarılar gelmişti. İşgalci ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri varılan mütabakat gereği kullandığı İncirlik üssünde hareketli anlar yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait 6 adet F-16'nın ve 300 kişilik askeri ekibin DAEŞ ile mücadele kapsamında üsse gelmesinin ardından Sarıçam ilçesinin İncirlik bölgesindeki 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda hareketlilik devam etti. Sabah saatlerinde 4 kargo uçağının iniş yaptığı üste Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş ve tanker uçaklarının rutin hareketliliği sürdü. ABD filosunda kalan yaklaşık 20 uçağın da önümüzdeki günlerde üste gelmesi bekleniyor. İtalya'daki Aviano hava üssünden 31. savaşçı kanadı, 6 F-16, 8 askeri uçak ve 300 askeri personeli ile İncirlik'e ulaşmıştı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Jeff Davis yaptığı açıklamada DAEŞ'e karşı operasyonlarda görev alacak savaş uçakları ve personelin İncirlik'e ulaştığını bildirmişti. İncirlik Hava Üssü'nün Avrupa'daki askeri tesislerinden biri olduğunu ve bu NATO üssünde yaklaşık 1800 Amerikan askeri personelinin görev yaptığını dile getiren Davis, İncirlik'in öncelikle stratejik faydasının DAEŞ ile mücadele olduğunu kaydetmişti. Bu duruma dair Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak'tan dikkat çeken açıklama gelmişti. Hükümeti uyaran Kamalak, Başbakan Davutoğlu'na İncirlik üssü kime hizmet edecek diye sormuş ve cevabını yine kendisi vermişti. İşte o açıklama. İncirlik Hava Üssü Amerikan uçaklarına açıldı. Ne yapacakmış Amerikan uçakları? Ben uyarı vazifemi yapıyorum. Bizim 1996'da kovduğumuz çekiş güç şimdi İncirlik'ten geri dönüyor. Ne yapacakmış? Suriye'ye askeri mühimmat taşıyacakmış. İyi de kime? Biraz düşünelim. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İngiltere, Batılı müttefikler Esad'ın gitmesini istiyor mu? Hayır. İstemiyor. Peki İncirlik'ten kalkan Amerikan uçakları Suriye'de kime yardım götürüyor? Türkiye'ye karşı oluşan güçlere. Hadise bu. Bu IŞİD de yine küresel emperyalizmin ürünüdür. Dünya entelektüel Müslümanların belirli bir cephede topluyor. Kırılmalarına yol açıyor. Cihat diyor, halifelik diyor, hilafet diyor. Oraya doğru çekiyor. Ama orada öldürüyor. Topluyor orada. Bu çerçevede iktidarı tekrar uyarıyoruz. İncirlik'in Amerikan uçuşlarına, uçaklarına açılması, yani milli görüşün kovduğu çekiç gücün yeniden getirilmesi tarihi bir hatadır, telafisi imkansız bir yanlış olacaktır. Bir kez daha uyarıyoruz, yapmayın. Çekiç güçten medet ummak, yılana sarılmaktan farksızdır. Bu vahim hata Türkiye'yi çok daha büyük sıkıntılarla baş başa bırakacaktır. Çekiç gücün geçmişi, karanlık ve sabıka dosyası da oldukça kabarıktır. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakanımız merhum Eşref Bitlis'in raporunu mutlaka okumalıdırlar. Orada İncirlik'ten kalkan uçakların neler yaptığını açıkça göreceklerdir. Ama zahmet etmesinler diye ben söyleyeyim. Merhum Eşref Bitlis'in raporuna göre 1- İncirlik'ten kalkan Amerikan uçakları terör örgütüne lojistik destek sağlamışlardır. 2- Bu uçaklar
teröristlere havadan kolilerle giyecek ve yiyecek atarak yardım ve yatakçılık yapmışlardır. 3. Türk Hava Kuvvetleri'ni engellemek için Mardin'deki radarın frekanslarına girerek elektronik karıştırma uygulamışlardır. 4. Kendilerine tahsis edilen hava sahasının dışında sebebi karanlık, gizli uçuşlar yapmışlardır. 5. Uçaklara izinsiz şekilde muhtevası bilinmeyen mühimmat yerleştirilmiştir. 6. 36. paralelin güneyine geri dönüş yapan ve bu hattın güneyinde bulunan bir Irak uçağını ateş açmış ve bu uçağı düşürmüşlerdir. 7. Kriz dönemlerinde görevli Türk temsilcisine görev dosyalarını ve görev sonuç raporlarını vermemişlerdir. Yani Türkiye'nin aleyhine, teröristlerin lehine ne varsa ellerinden geleni yapmışlardır. Emin olun, dün yaptıkları bugün yapacaklarının da bir teminatıdır. Bu yüzden diyoruz ki Amerika'nın uçağından Türkiye'ye hayır gelmez. Bunu yapanlar ne tarih önünde ne de millet vicdanında bunun hesabını veremezler. Bu uyarılarımızı kardeşlik vazifemizin bir gereği olarak yapıyoruz.